Milattan önce 3000 ile 2000 yılları arasında bir zaman diliminde Mezopotamya'da çok büyük bir sel felaketi oldu. Bu olayın bu bölgede yaşayan insanlar üzerinde öylesine bir etkisi oldu ki bu olayla ilgili birkaç sel felaketi gelişti. Sel efsanesi ortaya çıktı. Ve bu efsaneler arasında çok ciddi benzerlikler vardır. Bir kere bu efsanelerin hepsinde sele hazırlık yapması için uyarılan bir lider vardır. Lider gemisini inşa eder. Hayatta kalmak için gerekli olan şeyleri gemisinde depolar ve bu sayede de hayatta kalır. Selin ardından güvenli bir şekilde dağ kenarına gemisiyle beraber yanaşır ve insanlığın soyu, insanlık ırkı da devam eder, varlığını sürdürür. Tabii ki bu efsanelerin detaylarında küçük farklılıklar vardır. Ama tek önemli fark bu selin sebebidir. Bazı efsanelerde sel kötü davranışlarından ötürü, insanoğlunun kötü davranışlarından ötürü insanoğluna tanrılardan bir ceza olarak gelir. Diğer başka efsanelerde ise bu konuyla ilgili verilen bir açıklama yoktur. Pasajda anlayacağımız üzere Mezopotamya'da etkisini gösteren sel felaketi çok büyük bir alanda çok fazla sayıda insanı etkilemiş olmalı. Evet arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda ikinci cümleye bakarsak bu olayın o bölgede yani Mezopotamya'da yaşayan insanlar üzerinde öylesine bir etkisi oldu ki yani bu çok büyük oranda etkilemiş olduğunu göstergesi arkadaşlar. O bölgede arkadaşlar Mezopotamya dönem itibariyle arkadaşlar çok fazla insanın yaşadığı yer. Çok büyük bir alan. Evet. Öylesine etkili oldu ki birkaç sel efsanesi gelişti. Bu da arkadaşlar çok ciddi etkisinin olduğunu bir ipucudur. Öyle etkili oldu ki birkaç sel efsanesi gelişti. Bir sonraki sorumuzdayız. Yazar şunu açıklıyor, şunu ifade ediyor. Nedir o? Sel efsaneleri arasındaki en çarpıcı benzerliğin insanlık soyunu kurtaran, insan ırkını kurtaran bilge bir liderin varlığı olduğunu açıklıyor. Hakikaten öyle mi arkadaşlar, bakalım. İnsanlık ırkını kurtaran, şöyle bir baktığımız arkadaşlar, burada insanlık ırkının devamından bahsediyor. Ve efsaneler arasında, sel efsaneler arasında en çarpıcı benzerlik, evet, bu efsanelerin hepsinde buna karşılık gelebilir arkadaşlar. Her zaman sel hazırlık yapması için uyarılan bir lider var. Yani bilge bir liderin varlığı. Peki arkadaşlar, baktığımız zaman bunun gemiyi inşa etmesi, gerekli olan şeyleri depolaması, hayatta kalması, bu da bilgi olarak yorumlanabilir. Peki arkadaşlar, son sorumuza bakın bu tarafta. Pasajdan bir kişinin çıkarında bulunabileceği üzere lider yaklaşan senin bir uyarısını almamış olsaydı, evet, insanlara yardımcı olamazdı. Bu da arkadaşlar her zaman seli hazırlık yapması için uyarılan bir kişi var. Ve bu uyarı doğrultusunda arkadaşlar gemisini yapıyor. Yaşam için gerekli olan şeyleri gemiye yüklüyor ve bu sayede hayatta kalıyor. Yani bu uyarı olmasaydı arkadaşlar bu şekilde insanlara yardım edemezdi.